Kıymetli seyirciler, yeni bir Mekan Aşk programında Süleymaniye'deyiz. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerini sizlere takdim edeceğiz inşallah. Kıymetli seyirciler, İstanbul'un güneşli ve rüzgarlı bir gününde Süleymaniye Camii yanında Muhteşem Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin hemen kenarında çok büyük bir Allah dostunu Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerini ekranlarımıza ve gönüllerimize misafir edeceğiz. Kendisi künyesinden de anlaşıldığı gibi Gümüşhane vilayetimizdendir. Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Gümüşhanevi kanadını teşkil etmektedir. Yani kendi ismiyle, künyesiyle anılan bir silsile-i meratip meydana getirmiş. Yüz küsür yıl boyunca Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri en son temsilcisi Profesör Doktor Esat Coşan Hoca Kudüs'ü ruhu rahmetliydi. Şimdi onun yerine de evladı Nurettin Coşan bakıyor diye kaynaklarda yazıyor. Bizim bildiğimiz böyle. Büyük velilerden kaynaklar diyor ki Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri için Kudüs'ü ruhu büyük velilerdendir. İsmi Ahmet bin Mustafa, künyesi Ziyaeddin olup Gümüşhanevi diye meşhurdur. Babası Emirler sülalesinden Mustafa Efendi'dir. Kıymetli seyirciler, ben yaklaşık 48 yıllık İstanbulluyum. Çocukluğumdan beri Gümüşhanevi Tekkesi ve Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin menkıbelerini çokça dinlemişimdir. Bunlardan beni en çok etkileyen, en çok heyecanlandıran bir menkıbesi ki şöyledir. Kendisi buyurmuş ki kimsenin bıyığına ve sigarasına karışmayın. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri müritlerine aynen böyle talimat vermiş. Kimsenin bıyığına ve sigarasına karışmayın. İki tane müridi hemen karşı tarafta Galata'da Mevlevi Hane var. Oraya gidiyorlar. Sema ayini diye tabir edilen Mevlevi zikrini seyretmeye. Fakat o devirdeki, o zamanki Mevlevi Şeyhinin bıyıkları ağzını neredeyse örtmüş. Böyle bir resmi de var. O zatın bıyıklarını görünce hemen mübareğin sohbeti hatırlarına geliyor. Kalplerini sağlam tutmaya çalışıyorlar. Ama nefis ve şeytan bırakmıyor. Zikrin yarısında bir tanesi yanındakine diyor ki hele şu şeyhin bıyıklarına bak. Sen misin öyle diyen o zat? Onlara öyle bir nazar ediyor ki neredeyse ölecek duruma geliyorlar kalp sıkıntısından ve hızla orayı terk edip Galata Köprüsü'nden geçerek Süleymaniye Camii'ne yani dergaha doğru yol alıyorlar. Tam köprünün üzerinde Gümüşhanevi Hazretleri onların karşısına çıkıyor. Oğlum diyor, dua edin o zat sizi o anda halletmedi. Biz size demedik mi? Kimsenin bıyığına sigarasına karışmayın. Bir nazar ediyor, üzerlerindeki o sıkıntılı zor hali alıyor. Mürşitlerin böyle alma ve verme hakkı var. Onun için yani sakın şaşırmayın nasıl oluyor falan diye. O bir meslek meselesi. Meslekleri onların. Yani ben oradan, o menkıbeden, o sohbetten şunu anlamıştım. İnsanların dış görünüşüne bakmayın. İnsanlarla meşgul olmayın. Yani sizin kendinizle meşgul olacak çok şeyiniz var. Çok eksiğiniz, çok yapmanız gereken şeyler var demiş mübarek. Bize de aynı şeyi söylüyor. Başkasıyla uğraşmayın diyor. Boşuna vakit kaybetmeyin. O sigara içiyor, o ağzı böyle, dudağı böyle, bıyığı şöyle diye onlarla meşgul olmayın demiş ki bu benim hayatımda bana yön veren, beni etkileyen sohbetlerden biriydi. Dönelim, Gümüşhanevi Hazretleri
Doğduğu yer Gümüşhane dedik. Gümüşhane'nin Emirler mahallesinde Emirler sülalesinden bir zat. Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi Kuddisesirruhu. 1813 miladi Hicri 1228 tarihinde Gümüşhane'nin Emirler mahallesinde dünyaya teşrif etmiş. Ve 80 yıl yaşamış. 1893 tarihinde de Dar-ı Bekaya irtihal eylemiş ve neticede bu gördüğünüz kabre hemen eşi de hanımefendi annemiz, o da yanı başında buraya defnedilmiş ve burası İstanbul'un, hatta Türkiye'nin gözde ziyaret mahallelerinden biridir. Yani Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve burada birçok Allah dostu vezir vüzeranın türbesi bulunmakta. Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi Hazretleri Kaddesallahu Sıravul Aleyh'e çok küçük yaşta ilim tahsiline başlamış. 8 yaşında Delail-i Hayrat ve Hizb-i Azam ve Kasaidi okuyup bitirmiş. Şeyh Salim, Şeyh Ömer el-Bağdadi, Şeyh Ali el-Vefai ve Şeyh Ali gibi alimlerden ders almış. Hayatının ilk 10 senesini Gümüşhane'de geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Trabzon'a göçmüşler. Orada bir taraftan ilim tahsiliyle meşgul olurken diğer taraftan da babasıyla beraber ticaretle meşgul olmuş. Babasına yardım ettiği sıralarda Laz Hoca diye tabir edilen, tanınan Şeyh Osman Efendi'den de ve Şeyh Halit Saidi gibi o belde ileri gelenlerinden ders okumuş Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi Hazretleri, kıymetli seyirciler. Kıymetli seyirciler, babası Mustafa Efendi, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerine kuddise sürruhu, abisinin askerden gelene kadar kendisine yardımcı olmasını rica etmiş ve hatta şunu söylemiş: bilirim ki ilim tahsil etmek ve masivadan insanı alıkoyacak ilimi tahsil etmek ticaretten ve vesaire şeylerden daha üstündür, ama abin askerden gelene kadar sabret diye kendisinden ricacı olmuş ve bana işlerimde yardımcı ol demiş. Onun ilim ve ticaret yükü altında ezilmesinden korkmuş babası. Yani hem ilim tahsil edip hem dükkanda çalışırsa ikisi ağır gelir hesabıyla babalar biliyorsunuz evlatlarını gözü gibi sakınırlar. O da öyle düşünmüş ve kendisinden öyle istemiş. Fakat Ahmet Ziyadin Kuddisesirruhu babasının sözüne peki demiş. Bir taraftan ticaretle meşgul olurken ilimle uğraşmaktan da geri durmamış. Yani bu bir aşk meselesidir. Yani aşk olursa meşk kolay olur. Aşksız da meşk olmaz. Onu söylüyor. Yani bu zat da aynen haliyle, diliyle böyle söylüyor. Ve ağabeyinin askerden dönmesini sabırsızlıkla beklemiş. Kendi ördüğü para keselerini satarak, bu da çok enteresandır. Birçok zatta böyle özellikler vardır. Mesela gene İstanbul'un manevi dinamiklerinden Sami Efendi Hazretleri'nin şunu yaptığını radyo programını hazırlarken görmüştüm. Babasının tarlaları biçildikten sonra, yani biçer döverle mahsul alındıktan sonra kendisi gider dökülen başakları toplarmış babasının tarlasında kendi eliyle ve bulgur yaptırır. Şeyhi Mahmud Esad Erbili Hazretleri'ne o bulguru gönderirmiş. Babası, niye böyle yapıyorsun oğlum, bizim ambarlarımız buğday dolu dediğinde, baba şeyhimin kapısından şüpheli girmez, senin malında şüphe vardır, onun için sırf helal olsun diye böyle yapıyorum diye ifade edermiş. Aynen Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri de kendi el örgüsüyle kese, para kesesi örer, onu satar, onun parasını biriktirirmiş ki helal kazançla, yani babasının ticaretinde bile belki şüphe olur endişesiyle, tamamen helal kazançla ilim tahsil etmek düşüncesiyle o parayı biriktiriyormuş kendisi. 15 yaşlarındayken amcasıyla birlikte ticaret için İstanbul'a gelmişler, alışveriş yapmak. Malum hala öyledir. Anadolu'dan birçok insan, esnaf gelir İstanbul'dan, ticaret malı emtiyası alır, memleketine götürür.
Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Kuddise Sürruhu İstanbul'dayken ağabeysinin askerden döndüğünü haber almış. Bunun üzerine İstanbul'da kalmaya niyet ve karar kılmış. Babası için lüzumlu şeyleri satın alıp ve onları amcasına teslim ettikten sonra amcasına Trabzon'a dönmeyip İstanbul'da kalmak istediğini bildirmiş. Ve şöyle diyor: muhterem amcacığım, ben şu anda ilim ve irfan beldesi İstanbul'dayım. Bu sebeple tarifi imkansız bir sevinç duyuyorum. Artık memlekete dönmek istemiyorum. Ağabeyim askerden dönmüş, artık bana babamın ihtiyacı kalmamıştır. Onun için hatta diyor şu elimle ördüğüm para keselerinden elde ettiğim parayı da babama götür diye ben burada Allah'ın izniyle bir şekilde geçinirim demiş. O kendisi için hiçbir şey ayırmadan bütün parasını da babasına göndererek yardımcı dost olarak bana Allah yeter demiş. Tevekkel taalallah, yani bilerek, şuurlu olarak Allah'ı vekil eden insanlar hiçbir zaman mahcup ve mahrum olmazlar. Ama laf olsun diye değil ha. Dil ile değil derlerdi Doğu Anadolu'da. Dil ile tevekkül etmek lazım. Yani gönülle, kalple tevekkül etmek lazım. Allah her şeye kadirdir Celle Şanuhu. Böyle bir hadise de not olarak elimizde var. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri bir gün 3 tane talebesini Üsküdar'a gitmek üzere medreseden gönderiyor. Fakat talebelerin üzerinde para yoktur. Vapur paraylıdır. Karşıya nasıl geçecekler? Biraz gidiyorlar. Sonra paralarının olmadığı akıllarına geliyor. Geri dönüyorlar. Ama şeyhlerinin veya hocalarının yanına da gelemiyorlar. Böyle 200 sefer teşebbüsten sonra son seferinde bir zat karşılarına çıkıyor. Her birine birer kese altın veriyor. Talebeler arkasından baka kalıyorlar. Bu işte imtihan edildiklerini anlıyorlar ve emri dinleyen kimsenin hiçbir işlerinde mahrum olmayacağını da böylece görmüş oluyorlar. Böyle hadiseler çoktur. Hızır Aleyhisselam, Abdülgafur Abbasi Hazretleri vardı Medine'de. Onun Tarsuslu Cevad Efendi adında bir halifesi oldu sonradan. O zaman müridiydi. Bir gün Şeyh Abdülgafur Efendi kovuyor dergahından Cevad Efendi'yi. Dergahtan kovulunca şeyhim beni kovdu, Resulullah Aleyhisselam da beni kabul etmez diye Ravza-i Mütahhara'ya da gidemiyor. Diyor ki cebimde bir riyal vardı. Simit de bir riyaldi. Bir simit bir riyaldi. Ve epey zaman dolaştım. İyice de acıktım. Yani bütün serveti bir riyal ve aç. Alabileceği şey de bir simit. Diyor bir dilenci çıktı karşıma, dedi hacı şeyen lillah, Allah için bir şey ver. Nasıl versin? Aç ve bir riyali var. Diyor yolumu değiştirdim. Öbür sokağa geçtim, baktım gene aynı adam karşıma çıktı, dedi hacı şeyen lillah. Gene vermedim. Üçüncü de diyor karşıma çıkınca ayeti kerim aklıma geldi. Ama dileyeni boş çevirme, isteyeni boş çevirme. Ayeti aklıma gelince çıkarttım diyor o bir riyali ona verdim. O bir riyali verdiğim zaman o kişi, yani benim dilenci zannettiğim kişi göğsüme diyor bir yumruk vurdu, bayılmışım. Ayıldığımda baktım ki başımda şeyhimizin iki tane müridi bekliyorlar. Bana dediler hadi kalk, şeyhimiz seni bekliyor. Kalktık, dergaha gittik diyor. Çok mahcubum tabii, şeyh beni kovmuş dergahtan. Dedi Cevat Efendi, o dilenciyi bildin mi kimdi? Sükut ettim diyor. Dedi ki o Hızır Aleyhisselam'dı. Sen ona bir riyali verince o da senin gönlündeki dünya sevgisini çıkarttı. Hadi bakalım dedi diyor. Devam ve halife oluyor Cevat Efendi. Bir riyale dünya sevgisi gönlünden temizlenmiş mübareğin. Bu zatlar böyledir. Bunların işi sırlı iştir, güzel iştir. Onun için ben bunları anlatırken de çok keyfim geliyor. Hatta diyorum oh ne güzel ya Rabbi, ne güzel. Kıymetli seyirciler, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Kaddesallahu Sıravul Aleyh'e
19. yüzyıl gibi Osmanlı Devleti'nin çalkantılı, buhranlı bir devrinde yaşamış, tarikat anlayışı, tekkesi, irşat hususiyeti, 1 milyondan fazla müridi, padişahlar nezdindeki nüfuzu, tasavvuf, fıkıh ve hadise dair eserleri ve dünyanın çeşitli yerlerine, bölgelerine gönderdiği 116 halifesiyle günümüzde de halen canlılığını muhafaza eden bir tesir ve şöhrete sahiptir diyor kaynağımız. Eserlerinden bahsetmişken hemen eserlerini size kısa kısa takdim etmek isterim. Hadis olarak Ramuzel Ehadis, Levamül Ukul, Garibül Ehadis, Letaifül Hikem, Hadisi Erbayin eserleridir. Fıkıh ve kayıtta Camiül Menasik ala Ahseni Mesalik, Camiül Mütun ala Ahir fil Ensar vel Muhacir, Matlabul Mücahidin adlı eseri, tasavvuf olarak Cami Usul, Ruhul Arifin, Mecmuatül Ahzab, Kitabul Arifin, Fi Esrari Esmail Erbayin, ahlak olarak Necatül Gafilin, Devaül Müslimin, Necatül İhlas adlı eserleri. Bu kitabın hakkında bakın şöyle ifade ediliyor. Müsahabetül İhvan adlı eser, Manzume-i Adab-ı Zikr adlı Osmanlı döneminde basılmış, tarihsiz bir risalenin içinde bulunan 73 beyitlik bir manzumedir. Manzumenin başında Hazihi Risaletül Manzumeti fi Hakkı Nasihati ve Muhabbetil İhvan yazmaktadır. Yani bu eser nasihat ve müritlerin kardeşliği hakkında manzum bir risaledir diyor. Buradan birkaç şey arz edelim. Eserin kim tarafından nazmedildiği belli değilmiş. Fakat eserin 7. beytinde şöyle denilmektedir. Buyurdu, kim bunu üstadımız Ahmet Diyadin, kim ister emrini tutsun, kaçıp nehy hüdasından. Yani şeyhimiz, üstadımız Ahmet Ziyadin Gümüşhanevi Hazretleri kuddisesi ruhu, müritlerin Allah-u Teala'nın emrini tutmaları ve nehyettiklerinden, yasakladıklarından kaçınmaları için nasihat buyurdu. Buradan itibaren bazen çoğul, bazen de tekil bir hitap ile müritlere nasihat edilmektedir. Eserin konusu müritlerin arkadaşlık, hukuk ve edebi hakkındadır. Bir iki mısra, bir iki beyit sizlerle paylaşalım. Ezelde bülbülün canı gülün ruyunda hatm oldu. Nihayet vuslatı buldu cemali kibriyasından. Birader sen de istersen cemali rüyetullahı tutasın şol hisali kim beyan edesin verasından. Buyurdu kim bin üstadımız Ahmet Diyauddin, kim ister emrini tutsun kaçıp nehy hüdasından. Vasiyet eylerim şol bir hisali cümle ihvana, tutup kurtulanlar kim, ta kim onun şerri belasından. Böyle devam ediyor. Kısaca açıklamasını da verelim. Birader, kardeş, eğer sen de cemali rüyetullahı, yani Allah'ın cemalini görmek istersen, buradan itibaren anlatacağım hasletleri tut, uygula. Şeyhimiz, üstadımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri kuddisesi ruhu, müritlerin Allah-u Teala'nın emrini tutmaları ve nehyettiklerinde yaşadıklarından kaçmaları için nasihat buyurdu. Cümle ihvana, müritlere şer ve beladan kurtulmaları için şu hasletleri vasiyet ederim diyor Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri. Bütün Müslümanlar ile kardeş ve yaren olun ki Allah için sevmeyi eda edin, yerine getirin. Eğer aybı kusur etse biri ez cümle ihvandan, kusurunu affedip onun geçesin macerasından. Ki ta kim setrede Allah senin ol aybı noksanın, silip mahveyleye ta kim geçe onun cezasından. Şöyle açıklanıyor, müritlerin kusurlarını örtün. İhvandan biri bir günah yahut bir kusur işlese onun kusurunu affet. Onun başından geçenleri unut. Böylece Allah da senin ayıp ve noksanını örtsün, gizlesin, silsin, yok etsin. Günahlarının cezasından vazgeçsin. Bütün müritlere, mümin kardeşlerine karşı hüsnü zan üzere ol. Arkasından hayır gelmeyen suizandan vazgeç. Bunlar hepsi birer ilaç mesabesinde kıymetli seyirciler. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri o günkü tabirle cihat, bugünkü tabirle mücadele, yani dini yayma, din dışı şeylerle mücadele noktasında son derece gayretlidir.
kalemi ve kelamıyla, yani sözüyle ve yazısıyla mücadele veren Gümüşhanevi Kuddise Sürruhu, yeri gelince kılıca ve silaha sarılmayı da bilmiş, 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus savaşlarına iştirak ederek cephede bizzat çarpışmış, gönüllü gittiği bu savaşın kesintiye uğradığı bir ara Of'a gelerek tarikat neşrinde ve irşat hizmetinde bulunmuş, savaş başlar başlamaz muharebe meydanına tekrar dönmüştür. Gümüşhanevi'nin toplum hayatına, insanlara hizmet etmeye, sosyal faaliyetlere bu derece önem vermesi, biraz da müntesibi bulunduğu tarikatın hususiyetinden kaynaklanmaktadır. Nakşibendi tarikatı, irşat faaliyetinde halkın içine karışmayı ve insanlara hizmeti ön planda tutan bir anlayışa sahiptir. Bu tarikatın en önemli prensiplerinden biri de halvet der encümendir. Yani halk içinde hak ile olmaktır. Bu prensip toplum içerisinde meşru olan her türlü faaliyete iştirak ederek insanlara hizmet etmeyi, bütün bunları yaparken de kalben daima Allah Celle Celaluhu ile beraber olmayı, yani halvet şuurunu muhafaza etmeyi ifade eder. Kıymetli seyirciler, Allah dostları, mürşidi kamillerin en çok çekindiği kimseler münkirlerdir. Yani inkarcı kimselerdir. Bir gün kendisini ziyarete gelen bir talebesi yol üzerinde bir tanıdığına uğruyor. O esnada orada bulunan insanlarla da merhabalaşıyorlar. Tanıdığı "Nereye gidiyorsun?" diye sorunca "Üstadım, mürşidim Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerini ziyarete gidiyorum." diye cevap veriyor mürit. Oradaki misafirler meğerse münkir imişler. Yani Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin büyüklüğünü, veliliğini inkar ediyor ilermiş. İnkar ediyorlarmış. Onlar diyorlar ki "Seni de mi kandırdı o?" Öyle deyince mürit çok hiddetle onlara kızıyor. Cevap veriyor. Ondan sonra kalkıp oradan şeyhinin huzuruna geldiğinde Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri ona soruyor. "Nereden geliyorsun?" "Evden geliyorum efendim, zat-ı halinizi ziyarete." "Peki yolda bir yere uğramadın mı?" Onu unutmuş ya da söylemek istememiş. "Uğradım efendim," diyor. "Bir tanıdığım vardı, onlara uğradım. Keşke o inkarcılarla muhatap olmasaydın evladım," diye mübarek inkarcının müride çok zarar vereceğini veciz bir şekilde müridine ifade etmiş oluyor. Hatta denir ki Nakşibendiler bunu sık sık söylerler. Münkirden, yani inkarcıdan, yılandan, arslandan kaçar gibi kaçın. Çünkü sizin kalbinize, maneviyatınıza onun karanlığı sirayet eder. Münkirci, münkir, inkarcı kişi karanlık insandır. Gönlü karanlıktır onun. Ondan dolayı zaten inkar ediyor. Gönlü aydınlık olsa inkar etmez. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Kuddisesi Ruhu ilimde, zahiri ilimlerde diploma alacak dereceye geldiği halde devamlı tasavvufi yönden de manevi ilimlerde irşat edilme ihtiyacını hissetmiş. Bu yüzden yetişmiş ve kendisi de başkasını yetiştirebilen, ki buna mürşit deniyor biliyorsunuz, mürşidi kamil aramaya başlamış. Bu sıralarda Üsküdar'da Alaca Minare dergahında ilim ve irfan neşrine başlayan, devam eden Abdülfettah Akri, Bağdadi El Akri ya da Akri Hazretlerinin sohbetlerine gitmeye başlamış. Aslında gönlümüz bu zatı da ekranlara misafir etmek istiyor ama yeterli bilgiyi bulamadığımı bu ekranlardan söyleyeyim. Eğer elinde yeterli bilgi olan varsa bize ulaştırsın. O da bir şey olsun. Cemile olsun inşallah. Abdülfettah Akri Hazretleri Kaddesallahu Sıraulaliye Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesidir kendisi. İstanbul'un üzerine güneş gibi doğduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Evet, Allah dostları hakikaten güneş gibi nur saçar, ışık saçarlar. Bu zat daha sonra gene Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Süleyman Ahmet bin Süleyman Ervadi Hazretleri de İstanbul'a geliyor.
Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, Abdülfettah Akri Hazretleri'nin sohbetlerine devam ederken kendisinden tevbe tarikat almak istiyor, nispet almak istiyor. O mübarek diyor ki senin kısmetin başka birinin elinde, bizde değil. O da gelecek, bekle. Ve Ahmet bin Süleyman Hazretleri, Ahmet bin Süleyman Ervadi, Kaddesallahu Sülevlaliye, İstanbul'a gelince Abdülfettah Akri Hazretleri'nin huzurunda tanışıyorlar kendisiyle. Şöyle bir anekdot var. Ahmet bin Süleyman Ervadi, Kaddesallahu Sülevlaliye'nin mürşidi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Kaddesallahu Sülevlaliye, kendisine şöyle diyor: ey oğul, ey dost, nurları ile Afrika, Buhara, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve uzak doğunun aydınlanacağı zat için İstanbul'a git. Onu ara, bul ve o henüz açılmamış bir velayet goncasıdır. Velilik goncasıdır. Her ne kadar İstanbul'da pek çok talebe göndermişsek de onun nasibi ezelde sana tevdi edilmiştir ve tensip edilmiştir diye Süleyman Ervadi Hazretlerini irşad ediyor ve onu İstanbul'a sevk ediyor. İstanbul'da da Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri aradığı zatı bulmuş oluyor. Kendisini Mahmut Paşa'daki medresesinde odasında misafir ediyor Süleyman Ervadi Hazretlerini, Kuddise Sirruhu. Burada 40 gün halvette yalnız ibadetle meşgul olmuş. Halvet çok önemlidir. Yani Allah Celle Şanuhu ile baş başa kalmak, devamlı zikir ve tefekkür halinde olmak, masivadan yani Allah'tan gayri şeylerden, kesretten yani çokluktan, işte televizyonlardan, radyolardan, gazetelerden, haberlerden vesaire, insanlardan, ticaretlerden, bunlar hepsi kesret durumundadır. Onlardan uzaklaşıyorlar, yalnız Allah ile meşgul oluyorlar Celle Şanuhu. Fakat cilveli iştir, 40 gün sonra aniden Süleyman Ervadi Hazretleri ortadan kayboluyor. Hasret de insanı olgunlaştırır. Süleyman Ervadi Hazretlerinin Kaddesallahu Sülevlaliye ayrılığı Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerini dalından kopan bir gonca gül gibi sararttı, soldurdu diyor kaynaklar ki bu çok güzel bir şeydir. Mürşitten ayrılmak çok zordur kıymetli seyirciler. Teselliyi Abdülfettah Akri Hazretleri'nin sohbetlerine gitmekte bulmuş Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, Kuddise Sirruhu. Sonra tam bir sene süren bir ayrılıktan sonra Ahmet bin Süleyman Ervadi Hazretleri, Kaddesallahu Sülevlaliye, geriye dönmüş ve Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başlamış. Hadis-i şerif ilmi öğretmiş. Bu arada Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerine Nakşibendiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye, Çeşdiye, Halvetiye, Bedeviye, Rifaiye ve Şazeliye yolunda tarikatında icazet vermiş, yani diploma vermiş. Abdülfettah Akri Hazretlerini de Gümüşhanevi'ye sohbet şeyhi olarak tavsiye edip memleketine geri dönmüş. Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri 16 yıl talebelerine manevi ilimleri öğretip onları yetiştirmiş. Talebelerini ve sevdiklerini haram olan alışverişten korumak için Osmanlı Devleti'nin iktisadi ve içtimai tarihinde mevcut olan avarız sandıklarını benzer dergah için bir yardımlaşma ve ödünç alma sandığı kurmuş. Talebelerine ve ev işlerinde, iş yerlerinde işe yaramaz ve beklemekte olan menkul servetlerini, altındır, gümüştür ve benzeri, dergahta toplamalarını emretmiş. Muhtaç talebelerin buradan biriken paradan ihtiyaçları kadar mali güçlerine göre ve daha sonra ödemeleri şartıyla karz-ı hasen usulü borç almalarını temin etmiş. Bu usul daha sonraki zamanlarda da Gümüşhanevi Tekkesi'nde, daha sonra İskender Paşa diye İstanbul'da Mehmet Saadet Kutka Hazretlerinin o camide görev yapmasından dolayı İskender Paşa cemaati denilen cemaat içinde böyle hayırlı bir faaliyet olduğunu ben yıllarca dostlardan, ahbaplardan duymuşum. Ve hakikaten
Türkiye'nin iktisadi gelişmesinde, manevi gelişmesinde olduğu kadar bu ekolün hizmeti olduğunu ifade etmek Kadir Şinaslık olsa gerektir. Kaynaklar diyor ki Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Kadısallahu Sallahu Aleyhi'ye sohbetleri çok tatlı olurdu. Zaman zaman sohbet derslerine Sultan Abdülmecit Han, Sultan Abdülaziz Han ve Sultan Abdülhamit Han katılırdı. Bilhassa Sultan Abdülhamit Han cennet mekan kuddisesi ruhunun Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri ile aralarında hususi sohbet ve istişareler olmuş. Talebeleri arasında birçok devlet adamı yetişmiştir. Bir de güzel bir menkıbe var, onu sizlerle paylaşmak isterim. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri bir gün talebeleriyle Yuşa Tepesi civarında istirahat ederlerken elinde kemanla müzik çalan, yani keman çalan bir çalgıcıya rastlıyorlar. Müridinin birini o çalgıcıya gönderiyor ve onu kulağına bir şeyler söylemesini emrediyor Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Kaddesallahu Sıravul Ali'ye. O sofi gidip o çalgıcıya bir şeyler söyleyince çalgıcıda ani bir değişiklik oluyor. Gelip Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Kaddesallahu Sıravul Ali'ye müridi oluyor, çalgıcılığı bırakıyor. Uzun yıllar ona kulağına ne söylendiğini kimseye öğrenemiyor. Çünkü mübarek söylememesini emretmiş. Daha sonra Allahu Alem belki de Gümüşhanevi Hazretleri'nin vefatından sonra o çalgıcı durumu arkadaşlarına açıklıyor. Diyor ki ben çok önceleri bir şeyhle beraberdim. Şeyhimiz istikamet ehli, dürüst, düzgün bir insan olmasına rağmen etrafında bozuk itikatlı, bozuk kimseler bulunuyor idi. Bir gün beni çağırdı ve dedi ki oğlum ben seni inşallah ileride gelecek bir zata havale ettim. O zat gelince seni bulacak diye tembih ettiğini söylüyor. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri de müridine diyor ki git ona kulağına söyle ki şeyhinin emanet ettiği kişi benim, gelsin. Elhamdülillah. Yani bunlar ne güzeldir. Allah bizi bunların elinden ayırmasın. Bunların gölgesinden ayırmasın inşallah. Tam ifadeyi de söyleyeyim ki yanlışlık olmasın. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki oğlum hocan seni bize ısmarlamıştı. Yani bize emanet etmişti. O kişi biziz diye söylüyor. Kaynak diyor ki Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri kalpten geçenleri bilirdi. Hani kaynak böyle yazdığı için bunu size söylüyorum. Zaten bu zatların genel ahlakıdır. Ama Allah onlara başkalarının kalbinden geçeni bildirmesine rağmen bunlar hiçbir zaman karşısındakine hop hop şunu söylüyorsun, şunu düşünüyorsun demezler. Ne zaman söylerler? Terbiye için, tedavi için yeri gelirse söylerler. Ama yoksa insanları mahcup etmek için falan öyle bir şey yapmazlar. Bunlarda Cenab-ı Hakk'ın sabır isminin tecellisi vardır. Yine hoş bir anekdot. Bir gün camide vaaz ederken bir vaiz kulağına bir nida geliyor. Nida yüksek sesli bağırma gibi ses demek. Bu zamanın en büyük velisi Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'dir kuddisesi ruhu diye başlayan bir nida geliyor. Vaiz başlıyor kürsüde ağlamaya. Cemaat de onunla beraber ağlıyorlar. Bu da çok güzel bir anekdottur. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri iki defa hacca gitmiş kıymetli seyirciler. Birinde Mısır'a uğramış, buradaki evliyaların kabirlerini ziyaret etmiş, ileri gelen zatlarla görüşmüş. İkinci gidişlerinde Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'de birçok zat ile görüşüp hadisi şerif okutmuş. Hac dönüşü tekrar Mısır'a uğramış ve burada 3 seneden fazla kalmış. Sohbet ve dersleriyle birçok talebe yetiştirmiş ki burada da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hani Mısır'ı, Afrika'yı aydınlatacak demesinin bir tecellisi var. Yani Gümüşhanevi Hazretleri İstanbul'dan kalkıyor, Mısır'a gidiyor, Mısır'da Kahire'de 3 yıl talebe okutuyor ve o bölge insanını yetiştiriyor. Mısır'dayken
talebelerinden Hasan Hilmi Efendi'nin şahsında bütün talebelerine hitaben bir mektup yazmış. İnşallah o mektubu programın ilerleyen zamanlarında paylaşacağız. Ve bu zat kendi yoluna bağlanmak için şöyle bir esaslar koymuş. Onları da birer madde olarak sıralayalım. İnşallah gücümüzün yettiğince de açıklamaya çalışırız. Bir, bu zatın yani Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin aslında yoluna, dolayısıyla Nakşibendi yoluna girmek için önce tevbe ve inabe ile bir büyüye bağlanmak gelir. Bunu bazı genç arkadaşlarımız tevbe almak diye ifade ediyorlar. Aslı inabedir. Yani o mürşitle bir nevi sözleşme yapmak. İçten temizlenmeyi istemek ve mürşidin elinde Allah'a onunla birlikte tevbe etmek. İkincisi, talebelik ve müritliğin şartlarını bilip itirazı terk ederek sohbet ve hizmete devam etmek. Şeyhine kalbinden itiraz eden insanın şeyhinden istifade etmesi mümkün değildir. Onun için bu itirazdan kurtulması lazım. Bunun için de yapılması gereken şey zikir, fikir, şükürdür. Yani rabıta, virt ve hatme-i acegana devam etmektir. Üçüncü madde korkuyla ümit arasında olmaktır. Yani half ve reca deniyor buna. İhlas ve tevekkül ile verilen sözde durmak, çünkü ben kabul ettim diye söz veriliyor. Bir daha yapmamaya söz veriliyor. İnşallah irade ve maksatta doğru olmak diye ifade ediliyor. Dördüncü madde, yani bu yolun esaslarından Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin yolunun esaslarını anlatıyoruz. Kişiyi boşuna övünmeye sevk eden süs ve debdebeyi terk etmek ve temizliğe dikkat etmektir. İslam dini temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin ne kadar önemli olduğunu dünyaya adeta bir ser levha olarak ilan etmektedir. Hatta şunu söyleyebiliriz. Bugün dünya coğrafyasında Müslümanların olduğu yerler pek çoğu Müslüman tüccarların, alimlerin, dervişlerin oralara gidip temizliklerini, güzel ahlaklarını göstermeleriyle, o bölge insanlarının onlara imrenmesiyle oraların Müslüman olmasını sağlamışlardır. Bu da en güzel bir mükafattır neticede. 5. Sıhhat ve tefekkür ile zikre ve rabıtaya devam etmek. Sağlıklı bir şekilde zikre ve rabıtaya devam etmek bu yolun olmazsa olmazlarındandır. 6. Nefs ve şehveti kırarak ahlakı güzelleştirmek, çok ibadet ve Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalışmak. 7. Rahat ve huzur veren şeylerden uzak bulunup yalnızlığı seçmek. 8. Nefsin arzu ve isteklerine uymamak. Şeytan, heva ve havatırı yok etmeye gayret göstermek. 9. Tevazu, şükür ve kanaate sahip olmak diye mübareğin yolunu anlatan maddeler bunlar. Aynı yol diğer zatlar için de geçerlidir ama biz bu zat için kaynaklarımız bunu hususen verdikleri için sizinle paylaştık. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Kaddesallahu Sirahul Aleyh'e halk arasında 93 Harbi diye bilinen harbe talebeleriyle birlikte iştirak etmiş. Yani kendisi aynı zamanda bir savaş gazisidir. İslam askerine manevi yardımlarda bulunmuş. Sonra harbin yavaşlaması üzerine Of'a gelmiş. Ramazan ayı boyunca birçok kimseyi sohbetleriyle irşad edip yetiştirmiş. Bayram sonrası tekrar Batum cephesine gitmiş ve bizzat silahıyla harbe iştirak etmiş. Ömrünü insanlara hizmetle geçiren Gümüşhanevi Hazretleri son zamanlarda yaşı çok ilerlediği için vücudunda zayıflık olmuş, bir şeye dayanmadan duramıyormuş, asasız yürüyemez olmuş, konuşmalarını ancak yakında olanlar anlayabiliyordu diyor kaynağımız. Lakin gözlerinden çıkan manevi nurlarla gene karşısındakileri irşat ettiği ifade ediliyor. Bir ara çok ağırlaşıp yatağa düşmüş, 5 gün hiçbir şey yiyip içmemiş, 3 gün gözünü hiç açmamış, ağzından hiç söz çıkmamış. Bir ara aniden gözlerini açıp hepsini isterim ya kibriya, Allah Allah, bu güzel, bir daha söyleyeyim. Şöyle demiş, bakın ölüm döşeğinde şöyle diyor,
Hepsini isterim ya kibriya. Allahu Teala'ya diyor. Hepsini isterim. Kim istiyor? Açıktır. Müritlerini istiyor. Aynı şey Mahmud Esad Erbili Hazretleri. Ben Allah'tan müritlerimi istedim. 70 bin müridimi bana Allah bağışladı demiştir. Bu zatlar öyledir. Hatta bunu şu samimi bir şekilde çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu Allah dostları müritlerini, eğer kendi evlatları mürit değilseler, kendi evlatlarından daha üstün tutarlar. Ona göre hesap edin. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ilmi şahsiyetinden de bahsedelim kıymetli seyirciler. Şöyle buyuruluyor. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri talebelerinden birine verdiği icazette şunları söylüyor. Bu aciz kula Cenab-ı Hak ikramlarda bulunmuş, onu taatlerin en üstüyle meşgul etmiş ve ibadetlerin en büyüğünde çalıştırmıştır ki o da şerefli ilim talep etme işidir. Zira insan Allah-u Teala'nın rızasını istemekte ihtisas sahibi olduğu, çirkin olan gösteriş ve desinlerden uzak bulunduğu zaman ilahi emirle mükellef olanlar arasında temayüz eder ve şeref kazanır. Aksi halde ilim sahibine vebal olur. Kulluk ve yaratılış gayesinin Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine ermek olduğunu ifade eden Gümüşhanevi Kuddise Sürruhu, kişiyi bu gayeye götüren sebeplerin başında ilmi görmektedir. Gerek meşrebi, gerekse tasavvuf ve tarikat anlayışı bakımından ilme ve ilim tahsiline ağırlık verilmesini isteyen Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin eserleri, sohbetleri ve talebelerin hususiyette bunu yansıtmaktadır. Bütün eserlerini Arapça yazmış olması, Mısır'daki derslerini Arapça takriri onun yazacak ve okutacak derecede Arapçaya vukufiyetinin dolayısıyla ilmi kudretinin delilidir diyor kaynağımız. Burada bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı döneminde yetişmiş alimlerin son derece dil bilgisi yönünden kuvvetli olduklarını, Arapça, Farsça o zaman muteber dillerini çok rahat okuyup yazdıklarını, eser verecek kadar o dile hakim olduklarını biliyoruz. Bunun bir sebebi vardır. O sebep de kendi dillerini doğru bilmeleridir. Osmanlıcayı doğru bilmeleridir. Osmanlıcanın doğru okutulmuş, doğru öğretilmiş olmasıdır. Onun için bugün eğer dil eğitiminde aksaklık varsa, bunu ifade edelim ki Türkçe eğitiminde aksaklık vardır. Vasiyetlerinde şöyle buyuruyor Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri. Amelleriniz, tahsiliniz ve ahlakınızla alim olup insanlara seviyelerine göre hitap ediniz. Alimlerin zalim ve inatçılarından olmayınız. Daima müzakere, hak ve hakikati ishar için ilminizi ve araştırmalarınızı artırınız diyen Gümüşhanevi Kuddise Sürruhu bu konudaki hassasiyetini göstermekte. Kendisi de ilme ve ilmi araştırmalara büyük önem vermiş. Ömrünün 28 senesini telif hayatına vakfetmiş, nice geceleri uykusuz geçirip durup dinlenmeden çalışmıştır. Halifelerinden Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi bir defasında 6 ay boyunca geceleri hiç uyumadığını anlatarak şöyle demektedir. Çok uzun süren bu dönem içerisinde öğleye az bir zaman kala kıbleye karşı döner, başına bir havlu örterek uyumaya çalışırdı. Böyle yaparken de her defasında çevresindekilere öğle ezanına az bir zaman kala beni uyandırın diye tembih ettiği halde her defasında kendiliğinden uyandığı için onu uyandırmak hiç kimseye nasip olmamıştır. Gümüşhanevi Kuddesallahu Sıraulaliye tekkesinde kurduğu yardımlaşma ve yatırım sandığında biriken sermayeyle büyükçe bir matbaa satın alarak ilmi eserlerin ilim erbabına bedelsiz ve hediye usulü dağıtılarak ilmin daha verimli ve yaygın hale getirilmesine gayret göstermiş. Aynı sermayeden tahsis edilen 500'er altınlık vakıflarla İstanbul, Bayburt, Rize ve Ofta 18 bin ciltlik 4 ayrı kütüphane tesis edilerek ilmin Anadolu'da da yayılması temin edilmeye çalışılmış.
Kıymetli seyirciler, bir mekanı aşk programını Süleymaniye'den Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin mekanından tamamlamış bulunuyoruz. Yeni mekanı aşklarda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.